İkamet etti. Kabul etti. Kabul edin yapalım hep beraber. Zaten alanımız küçük. Hep beraber. Şimdi koşmaya başlıyor. Trabzonspor antrenman. Berat buradan Trabzonspor kampından ayrılıyor. Plaket var. Ayrılıklar, bu işin evet, içinde başlangıçlar ve ayrılıklar var. Ama böyle güzel olması ayrılıkların önemli olan. Teşekkür ettik. Hedeflerimizi onunla ilgili olan durumu paylaştım aslında. Aldığımızda burada oynatmakta hedef. Oynattık. Milli takıma gitmekti. Milli takımı da yakaladı. Şampiyonluktu. Onun için önemli katkı sağladı. Tabii bazen hayatın içinde farklı gelişmeler olabiliyor. Bazen yol haritaları değişebiliyor. Böyle bir yol haritası. İki tarafında karşılıklı isteğiyle gerçekleşen bir şey. Seviyoruz. Hayırlısı olsun. Hocam biz de sizin Trabzonspor'a kazandırdığınız Ahmetcan Kaplan için de böyle bir süreç olabilir. Onunla ilgili. Onu şu Ahmetcan burada antrenmanda. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Zerif hocam sağ olun. Ara sor. Son teklifi rakamsal anlamda Trabzonspor yönetim kurulunu takip Trabzonspor kiralık verdi. Trabzonspor buna şu an için sıcak başlıyor. Onu söylüyorum. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz? Projekte sınırlıyordum ama 6.30'da Suyopisi'nde voleybol maçı var. Kaçta bitiyor? Hücum hattı içinde şöyle bir detay yapıyorum. Dönüşte ayırdım. Bir iki daha sonra geç.
Ahmetcan Kaplan Ahmetcan Kaplan da bu şeyde son dönem isimlerden 4 tanesi oldu. Rusya'nın sınırı içerisinde zaman zaman sol stopa, zaman zaman aynı yeşil merhaba. Sezgin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. I agree with the coach. Every start of the season is difficult, and if you have one championship, it's more difficult because they wait you to beat you, all the teams. I prepare like always. I'm focused in the training, and I'm be ready 100% every game. For me, it's no problem, even if it's the start of the season, if the last games. Hocamızla aynı fikirdeyim ben de aslında. Her sezon başlangıcı zordur. Özellikle eğer şampiyon olarak başlıyorsanız bu sizin için daha da zor olacaktır. Ama bizim için her zaman aynı olacak. Ben sezon başında çalışmalarımı her zamanki gibi sürdürmeye çalışıyorum. Sezon başı ya da sezon ortası fark etmiyor. Her zaman kendimi %100 hazır tutmaya çalışıyorum. This is possibility. It's like last year. We don't have Marek for 2-3 months and I'm there ready to fight for the club, for our targets, to win every game. And I think we have also Doruk in the center because we have Endesit behind and we have solutions. Sorumluluk açısından baktığınızda geçen seneki aynı durum yaşandı aslında. Geçen senede 2-3 aylık bir periyotta Marek bizimle beraber olmamıştı. O periyotta ben oynama fırsatı bulup diğer arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti göstermiştik. Çözüm var. Takımımızın içerisinde çözüm de var. Burada oynayabilecek oyuncularımız da var. Doruk var. Geride oynayabilecek Lensil var. Birçok oyuncumuz var. Dolayısıyla sorumluluk geçen seneyle aynı olacaktır. We wait also this game, but first of all we have the game in against Hatayspor. We focus in this game, we work for this game, and after we focus for the next game against Copenhagen. We know already, we want this challenge and we want to go to the group stage of Champions League because we know already we have also very good money they come to our club. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılmadan önce önümüzde oynayacağımız bir lig maçı var. Hatayspor'a karşı içeride oynayacağımız bir lig maçı var. Öncelikle bu maça odaklanmış durumdayız ama sonrasında sorunuzla alakalı olarak Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki katılmak istiyoruz. Grup aşamasına katılmak istiyoruz. Bu maçla birlikte önümüze fırsat çıkabileceğini biliyoruz. Ayrıca grup aşamasına katıldıktan sonra bu katılımla birlikte kulübümüze sağlayacağımız ekonomik gelirin önemli olduğunu farkındayız. Biz de bu açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. This I want to say for this is after the 2-3 months we play with Baka here in Trabzon, I think 50% of the people in Greece they watch Trabzon. And how your reaction to these videos, to the commentaries? They put in all media in our country and they watch the city because they didn't know how is the city and how is the culture here, and they speak about this. Like I say and Baka say, we are the same. Zaten Bakasetas burada oynamaya başladıktan 2-3 ay sonra Yunan halkının %50'si artık Trabzonspor'u bu şehri takip etmeye başlamıştı bile. Ancak bu belgeseller ülkemize yayınlandıktan sonra zaten çok da fazla tanınmadığı için, şehir orada bilinmediği için, kültürü çok fazla bilinmediği için bu belgesellerden sonra insanların çok ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Çünkü birçok mecrada yayınlandı ve insanların çok ilgisini çekti. Herkesin gerçekten çok beğenisini kazandı bu yayınlanan belgeseller. I remember him from last year because I watched many games of Kasimpas with Baka, and I say this is really good player. When I see him, he signed here. I think we take one biggest talent, one of the biggest talent in Turkey. He work a lot. He is amazing person. He have a very good quality, and I think if he continue like this, he must he play in the club and.
maybe he bring money with one very good offer for him. Geçen sene Bakasetas'la birlikte birçok Kasımpaşa maçını izleme fırsatımız olmuştu. Kasımpaşa maçlarını izlerken de dikkatimi çeken bir oyuncuydu Doğucan. Gerçekten çok yetenekli birisi. Birçok maçını izledik geçen sene özellikle dediğim gibi Bakasetas'la birlikte. Ülkedeki en büyük yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Çok iyi çalışıyor. Çok iyi bir insan. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de burada bu kulüpte oynama fırsatı bulduğunda kulübe ekonomik açıdan da önemli teklifler getirebileceğini ve kulübe de çok büyük katkılar sağlayacağından eminim ben ona. Yeah, this is a difficult question. I cannot say one because I have two very good friends. I cannot say one player. If you want, I will tell four, five. Aslında zor bir soru oldu biraz. Benim açımdan cevabı biraz zor olacak çünkü futbol oynayan çok yakın iki arkadaşım daha var. Eğer isterseniz 4-5 kişinin ismini sayabilirim ama bir kişi biraz zor olacak. Me? Yeah, my dream is to play in Premier League, and I think my style also. This is my dream. I want to play there, but we'll see. Now I'm in Trabzon. I work for Trabzon, and I make everything to take every goals, every target we have. Benim aslında stilimin İngiltere Premier Lig'e yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim de İngiltere Premier Lig'de oynayabilmek ama dediğim gibi bu benim hayalim. Ama şu an Trabzonspor'un oyuncusuyum ve Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapmaya, Trabzonspor'un bütün hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim tek hedefim bu şu an. Most happy the win against Galatasaray there. Satisfied. When Bakahi lost the second penalty against you. En çok mutlu olduğum an, en çok mutlu eden maç belki de Galatasaray deplasmanında kazandığımız maç. En çok üzüldüğüm maç da Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı maçtaki Giresunspor'a karşı oynadığımız içerideki maç. I know Koksal Baba before I will come here. Also they say my friends, you are like this guy. N'Golo Kanté, I love this guy. How he play, the style he have. You know, it's good to speak about him and I have the same style. They say all these things. I'm happy for this. Also, I hope I meet one time with Koksal. Aslında Koksal Baba'yı Trabzonspor'a gelmeden önce de tanıyordum. Yakın arkadaşlarımın çoğunun söylediği şey de sen bu adama çok benziyorsun demişlerdi bana buraya gelmeden önce. Umuyorum kendisiyle bir gün tanışma fırsatım da olacak. Diğer konuyla alakalı Kante gibi bir oyuncuya benzetebilmek tabii ki benim için çok büyük bir mutluluk olur. Çünkü ne kadar büyük ve ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir oyuncuyla benzer tarzlara sahip olmak daha çok önemli. Bu konuda beni mutlu ediyor. No, no, the style I think is the same. But the style also we have last year is different game by game. For example, we go to Alanyaspor and we make one press. In area of the Alanyaspor. In other games we play different. I think the style he changes depends we which team we have against us. Aslında tarz olarak, format olarak baktığınızda geçen seneyle aynı tarzı sürdürüyor diyebilirim. Ama şöyle bir fark var aslında. Biz geçen sene de maç maç rakibimize göre tarzımızı değiştirip farklı tarzlar denemiştik. Örneğin sizin de bildiğiniz gibi Alanyaspor'a karşı deplasmanda oynadığımız maçta hep beraber önde basarak çok daha farklı bir tarz göstermiştik. Orada da başarılı olmuştuk. Ama dediğim gibi aslında bizim kendi tarzımız var ve tarzımız da oynadığımız rakibe göre, rakibin oyun tarzına göre değişebiliyor. Tamam, teşekkürler. Thank you. Fotoğraf. Teşekkürler. Yeah.